Evet, aptal gibi videoyu çekmedik. Bu Özdemir ve Orhanların yönettikleri köpeklerden biri böyle geldi, inşaat alanı kapalı olduğu halde buraya kadar geldi, o çalıyı kokladı, sonra çömeldi, sıçmaya çalışıyor. Ben de içeri gittim kamerayı getirmeye. Gitmiş ve geldikten sonra içeride odamda sabahtan beri çalışıyor, sinek aleti, her şeyi temizledi. Yeniden uçuşan toz piremi, bitli nedir belli olmayan parazitler. Böyle Orhanlar ve Özdemirler bu hayvanlarla bu parazitleri taşıyor, insanlara dayatıyor. Oldukları akbaba paspas gibi. Ateş gibi yakan, dakikalarca kaşındıran parazitler. Ağaçları çürüten, solduran parazitler. Tokso parazitleri. Kahverengi kurt kırması bir köpek. Açık kahverengi. Kamera varsa burayı gösteren, yalan konuşmadığım belli olur. Bu hayvanların sırtında diğer tasmalı her türlü hayvanların, kedilerin, köpeklerin, sokak hayvanlarının sırtında bu şeyleri insanların evlerine dayatıp ikram ediyorlar. Akbabalık için, hasta etmek için. Evet, Fuat Avni Orhan yeni yöntem buldu. Balkona çıkar çıkmaz tasmalıları yaptıramıyor. Sokak hayvanı rolündekini. Kaç kez buraya geldi o hayvan. Aynen böyle balkona burnumu uzatır uzatmaz. Sonra gidiyor, sonrası malum anasıyla. Kim derse videoya niye çekmedin, kaç kere videoya çektim. Ben de gerizekalısınız bana inanmayarak dedim. Bu hayvanlarla parazitleri, sinekleri, toz kadar şeyleri, bitleri, pireleri, keneleri evinizin içine taşıyorlar. Yani buradan kovdum, hala oraya dadanıyordu. Ben de kamerayı almaya gittim. Ne görüyorum, odamda sıçrayan şeyler hiç yoktan var olmuş. Büyü gibi. O hayvanın içinde cin var. Yanımızda da cinler var. Gözünü gördüm. Avana kavni Fuat Avni cini. Kaşla göz arasından burayı soktu. Müthiş kaşınıyor. Tam sinir bozucu. Sinir damarın, kılcal damarının olduğu yer. Tam bu kemiğin üstüne. Sokak hayvanı falan değil. Bu siyonist bina diken çobanlarının inşaatlarında kullandıkları, bu şeyler için yetiştirdikleri, bu parazitler için komutlu, kumandalı bir köpek. Başka bir şey değil. Afiyet olsun kargalar. Çıktım, kuşlara su koydum. Kedicik kaybol oradan. Ondan sonra komşuya rastladım orada. O temizlemiş kuyuyu. Diyor, kuyu
pisliklerim doluydu diyor. Temizledim ben de dedim evet eskiden oradan kisur leş gibi kokuyordu. O kuyuya toksoplazmalı kakadır diye döküyordular. Toksoplazmalı kakadır diye. Haberi olmayan insanlar içerken toksoplazmalı kakadır diye içsin diye. Sağ ol. İnsanları zehirlemek için, parazit bulaştırmak için, kanser bulaştırmak için toksoplazmalı kakadır diye.